Ve şimdi Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Aspor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayın konuğumuz. Yayınımıza hoş geldin Turgay abi, nasılsın? Çiğdem Ceylan, nasıl ayarlıyorsun bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sürekli ben ne denk zaman geliyoruz Skype... Turgay abi seninle. Canlı yayın olsun, Skype bağlantıları olsun. Bir şekilde bir araya geliyoruz. Gece olsun, gündüz olsun. Hayır, artık şimdi abarttın, bir de Adnan Dalga Kıran'ı getiriyorsun. Ne zaman yayın yapsak? Benden önceki son haber Adnan Dalga Kıran açıklamaları oluyor. Turgay abi nasılsın? Neler yapıyorsun evde? Nasıl geçiyor günlerin? Gördüğün gibi bahçede oturuyorum. Film izliyorum. Yazılar yazıyorum. Notlar alıyorum gelecekle ilgili. Yani bugünleri ileride daha iyi anlatabilmek adına yaşadığın olayı unutabiliyorsun çünkü. Hani unutmayayım ileride, belki bir kitap yazarım diye notlar alıyorum. Hı hı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani ben biliyorsun severim evde evet, durmayı. Evet, evet. Güzel de keyifli de bir bahçeniz var zaten. Evet, biraz evvel pazardaydım. Sevindim seni gördüğüme. Ben de seni sevindim. Söyle bakalım şimdi ne istiyorsun? Şimdi az evvel de biz bültenimizde Turgay abi zaten gelişmeleri paylaştık. Senden de alacağımız muhakkak önemli notlar vardır. Gündem şimdi iç transfer. İç transferde bir hareketlilik var mı? Bazı oyuncularla görüşmeler başladı mı? Mesela Atiba, Gökhan ve Caner'den bahsediliyor bu anlamda. Senin duyumların evet. Ne? Şimdi Burak'la başladılar benim bildiğim. Atiba, Gökhan ve Caner'le de görüştüler. Atiba ve Gökhan'ın tavırlarının olumlu olduğunu, yani kulübün ilk onlara duyurduğu indirim olayına sıcak baktıkları, Caner ve Burak Yılmaz'ın ise çok sıcak bakmadığı, bendeki bana gelen bilgiler bu. Yabancı oyuncuların, ben bundan sonrası için de söylüyorum, yani diğer yabancı oyuncuların da hani teklif edilecek olan çok fazla yok zaten. Bu indirim olayına çok sıcak bakacaklarından emin değilim. Bir iki istisnası olabilir Çiğdem. Çünkü bazı menajerlerle konuşuyorum. Onlar da şöyle diyorlar. Yani koronayı futbolcular mı getirdi? Futbolcu da mağdur oldu. O mağduriyetin üzerine bir daha niye mağdur olsunlar? Şeklinde bir tezleri var. Yani bunlar Ronaldo gibi, Messi gibi kazanan oyuncular değil ki %30 indirim yapsınlar diyorlar. Dolayısıyla böyle bakan futbolcuya çok aslında söyleyecek bir şey yok Çiğdem. Yani ben en azından ben çok fazla bir şey söyleyemem yani. Evet, bu arada Turgay abi sen iç transferle ilgili bir takım şeyleri anlattın. Peki yurt dışı basında da bir takım iddialar yer almaya başladı ufak ufak. Sen de muhakkak takip ediyorsunuz. Mesela Fransız basınından Jimmy Cabu ile ilgili, Beşiktaş'ın onunla evet. ilgilendiğiyle ilgili bir iddia geldi. Nedir durum, son durum? Görüşmeler başladı mı? Planlamalar ne bu anlamda? Ne dersin? Beşiktaş için teklif edilen bazı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Balotelli mesela. Jimmy Cabu da öyle. Ama şu anda Beşiktaş yönetimi elindeki kadronun ne kadarının hangi maliye şartlarında koruyabileceğini bilmiyor Çiğdem. Bunun şu anda analizi yapılıyor. Yani lig oynanırsa başka bir senaryo var. Lig oynanmazsa başka bir senaryo var. Çünkü buna göre gelecek para, gelmeyecek para durumları var. Dolayısıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray için durum aynı, bakma. Elbette menajerler sürekli oyuncu teklif ediyorlar. İşte Jimmy Cabu da bunlardan biri. Ama kulüpler şu anda ellerindeki kadroyla indirim, yeni sezon planlaması, pazarlığı yapıyorlar ve ağırlıklı olarak yerli oyuncu peşindeler Çiğdem. Yerli oyuncu peşindeler. Çünkü mevcut şartlarda hiçbir kulüp gelecek sezon yabancı transferi yapamaz. Parasız yapamaz. Parayla yapamaz yani. Bedava, bonservisi olan her oyuncuya talip olurlar. Her oyuncuya. Beşiktaş şimdi ben bütün haberleri böyle yorumluyorum. İnan bana, bir isim ortaya çıkınca sorgulamıyorum bile artık. Çünkü menajerler söylüyor. Doğru da kulübün lafı şu kardeşim. Önce biz şu lig oynanacak mı bilmiyoruz. Oynanırsa ligi kaçıncı bitireceğiz bilmiyoruz. Elimizdeki kadro kaçı kalacak, kaçı gidecek? Maliyeti istediğimiz rakamları düşecek mi? Bilmiyoruz. Sponsorlar. Kalırın diyeni var, gidelim diyeni var, mırın kır nedeni var. Yayıncı kuruluş gibi fırsatçılık yapanı var. Hani lig oynanmıyor, para vermeyeyim diye. Yani kulüpler şu anda ayakta kalma mücadelesi veriyor Çiğdem. Bu şartlarda transfer yapmayacaklar mı? Elbet yapacaklar.
bedava oyuncu alacaklar. Bonservissiz oyuncu. Olmadı kiralık oyuncu. Ama ağırlıklı kadrolar, öyle 14 yabancılı, 15 yabancılı zor olur bundan sonra. Elde kalan yabancılar devam eder. Ağırlıklı kadrolar yerli olacaktır Çiğdem yeni sezondan itibaren. Yani şu maddi sorunlar 2 sene devam etsin. 2 sezon sonra bizde 3'ten fazla yabancı kalmaz herhangi bir takımda. Kalamaz çünkü. Yani 1 milyonun altında bir bütçeyle oynatmak zorundasın yabancı oyuncuyu. İşin gerçeği bu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ayırmadan söylüyorum. Bunun üzerine çıkan batar. Zaten batmışlar. Bu bütçeyle de kimse gelmez. Türkiye'ye gelmez. Belki İtalya'ya gider de Almanya'ya gider, Türkiye'ye gelmez. O yüzden transfer olayına bakışım bu sevgili Çiğdem. Turgay Demir, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Seni gördüğümüze sevindik gerçekten. Ben teşekkür ederim. Bir daha ne zaman yayına çıkıyorsun Çiğdem? Mutlaka ayarlarız Turgay abi, merak etme sen. Denk getiririm tamam. Ben yayına. Çok teşekkürler sana ve ailene. Mutlu günler dilerim. Sağlıklı kalın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Turgay Demir'le Beşiktaş'ın gündemini konuştuk sevgili izleyenler. Gelişmelerle devam edelim. Trabzonspor diyeceğiz. Trabzonspor, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Çakvadetse'yi kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo Mavililer, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Giorgi Çakvetazze'yi gündemine aldı. Gürcü basını Trabzonspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Çakvetazze'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu. Haberde başarılı futbolcunun Şota ve Arçil'in parladığı Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Gent'in Gürcü futbolcudan beklentisinin yüksek olmasının transferdeki en önemli engellerden biri olduğu ifade ediliyor. Çakvetadze bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Gürcü futbolcunun Gent kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa Çakvetadze'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Şote ve Arçil gibi Dinamo Tiflis'te parlayan Giorgi Çakvetadze 28 maçta 5 gol, 11 asistlik performansı sonrası 2017'de 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Burada 3 sezonda 62 maça çıkıp 7 gol, 13 asist üretti. Ve şimdi bir bağlantımız daha olacak. Aspor muhabiri Yunus Emre Sel'den Trabzonspor'a dair son gelişmeleri alacağız. Yunus, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Az evvel de bir detay paylaştık Trabzonspor'la alakalı. Sen bir toparlama yap istersen. Nedir Trabzonspor'da son durum? Öncelikle şunu söyleyelim. Planlanan tarih, sahaya çıkmak için, antrenmanlara başlamak için planlanan tarih 2 Mayıs. Bordo Mavili Kulüp'te 2 Mayıs'ta antrenmanların başlaması için şu an itibariyle tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki şöyle detayları da vermek lazım. Trabzonspor Kulübü bu hazırlıkları bir taraftan yaparken bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın da vereceği kararları merakla bekliyor. Ama oyunculara da bildirilen tarih, kulüp personeline de bildirilen tarih 2 Mayıs'ta Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde antrenmanlarına affedersiniz başlayacağı yönünde. Ama Bordo Mavi takımda Alexander Sörlot bildiğiniz gibi bu sürecin başlangıcında ülkesine gitmişti. O şu anda Trabzon'da bir yurtta karantina altında ve karantina süreci devam ediyor. Bordo Mavi kulüp yurt yetkilileriyle temasa geçerek Sörlot'un orada antrenmanlardan eksik kalmaması için oraya bazı spor aletleri yönlendirdi ve Sörlot burada kendisine verilen program dahilinde antrenmanlarını yapıyor. Diğer futbolcular ise kendi evlerinde yine kulüp tarafından, teknik ekip tarafından verilen antrenman programı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bazı oyuncular ise Mehmet Ali Yılmaz tesislerine geçerek bireysel olarak antrenmanlarını yapmaya başladı. Özellikle kondisyon ağırlıklı antrenmanların bu anlamda yoğunluk kazandığını söyleyebiliriz. Başkan Ahmet Ağol da dün bir paylaşım yapmıştı Trabzonspor Kulübü aracılığıyla. Tüm futbolcuların artık bir an önce ligin başlaması noktasında sabırsızlığı olduğuna da vurgu yapılıyor Bordo Mavili kulübün yöneticileri tarafından. Ayrıca şu detayları da vereyim. Bir yandan ligin başlaması için sabırsızlıklar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları da sürüyor Bordo Mavili kulüpte. Az önce siz de aktardınız. Gent'te forma giyen Gürcü futbolcuyla ilgili olarak Trabzonspor kulübü bir temas halinde. Ancak Gent kulübü oyuncuyu
düşük maliyetlerle bırakmaya çok sıcak bakmıyor açıkçası. Ayrıca İtalya'dan bazı takımların da yine oyuncuyla temas halinde olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla bu transfer eğer bir şekilde kiralık olarak gerçekleşecekse Trabzonspor'un işinin çok kolay olmadığını da vurgu yapabiliriz. Yine takımdaki yerli oyuncu sayısını ve gurbetçi oyuncu sayısını da bir yandan artırmak istiyor Bordo Mavili takım. Bu anlamda da scout ekibi çok uzun zamandır inceleme halindeydi. Bu incelemeler sonucunda şu an için Süper Lig'de kulüpleriyle sözleşmesi biten bazı oyuncularla bitecek olan daha doğrusu bazı oyuncularla temasların başladığını vurgu yapmakta fayda var. Şu an itibariyle isim vermeyelim çünkü bir belirsizlik ortamı hakim ama Süper Lig içerisinde de bazı takviyeler yapmayı planlıyor. Ayrıca Trabzonspor Kulübü önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği'ni yapacağı toplantıda şu tavrını net bir şekilde ortaya başlayacak. Eğer Sağlık Bakanlığı onay verirse biz liglerin seyircisi olarak başlaması kararında hemfikiriz. Ama eğer bir şekilde bu lig oynanmayacaksa bugüne kadar oynanan süreci de kesinlikle yok saymanıza izin vermeyeceğiz şeklinde bir tutum halinde Bordo Mavili Kulüp. Trabzon'dan bizim şimdilik aktaracağımız gelişmeler bu kadar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.